Hepimiz sıkıntılar yaşıyoruz. Terk ediyorlar. Buluşamıyoruz. Acılar yaşıyoruz. Size insanın en sıkıntılı zamanlardaki en büyük dostunun kim olduğunu söyleyeyim mi? Bakın ne annesi, ne babası, ne karısı değil. Kim biliyor musunuz? Bir insanın en büyük dostu. İşi efendim. Hayatta bir işiniz olacak. Yani temizlik de bir iştir. Ayakkabı tamiratı da bir iştir. İğneyle bir şey dikmek de bir iştir. İş iştir. Bugün Türkiye'nin başına ne gelmişse mesleksiz insan çokluğundan gelmiştir. Bakın Türkiye'deki mesleksiz kalabalık dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Bir iş edinin, işinizi iyi yapın, başka da dostunuz olmaz. Merak etmeyin. Efendim çok güzel iki tane kız geliyor. Kim? Bir alkışlayalım. Zuhal'cığım ben diyorum ki acılarımızın tam ortasında sarılacağımız tek şey var. Bizi acımızdan uzaklaştıracak, bizi tedavi edecek şey o da iştir diyorum. Evet. Ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu ülkeye çalışan, üreten, içindeki neyi yapmaya elverişliyse o yeteneği keşfeden insanlar lazım. Ben... Artık konuşuyorum. Bravo, konuş bakayım. Konuşuyorum, ben de işimi seviyorum. Yıllarca insanların başaramadığı şeyleri başarıyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz. İnat ediyorlar ama biz burada inatlarını kırıyoruz ve onları birlikte ağırlıyoruz. Tebrik ederim. Fakat bu arada şunu fark ettim efendim. Ben ne kadar konuşamamaya başladıkça bunların çenesi açılıyor. Değil mi? Yani çene bunla hele bu Zuhal bir acayip. Sen de fena değilsin, geliştirdin. Ben biraz geliştirdim, evet. Evet, kim geliyor? İlk konuğumuzu ben getiriyorum. Hadi bakalım, buyurun. Şimdi bazı insanlar... Öyle durumlar var ki hayatta... Her şey denk gelir, olur. Bazen de denk gelsin diye uğraşırız, olmaz. Yani bunun kimyası diye bir şey var, olay. Şimdi kız bir delikanlı seviyor. Annesine diyor ki ya ben bu kızla, bu adamla evleneceğim. Şimdi birazdan dinleyeceğiniz hikayede, yani hani bu kadar da olur mu? Bundan dolayı mı beraber olamamışlar? Yani şimdi anlatmaya ben hani dilim varmıyor çünkü pek de inanamıyorum. Kim getiriyor? Mesajı var, bir dinleyelim mesajını. Sevinç'im seni çok seviyorum. Aramızda geçenlerden dolayı senden özür diliyorum. Senin gelmeni bekliyorum. Efendim şimdi Elvan delikanlıyı getirecek. Bir alkışlayalım lütfen. Şöyle yaslanın şu koltuğun arkasına. Evi beğendirememişsiniz öyle mi? Evet. İsterseniz ben konuyu baştan bir kısaca anlatayım. Aa ne kadar güzel, ben hiçbir şey sormuyorum. Tamam anlatıyorsun. Şimdi nişanlımın ismi Sevinç. Sevinç Hanım'la biz teyzesinin sayesinde tanıştık. Teyzesi de benim çalıştığım şirket, özel bir şirkette çalışıyorum ben. O da bizimle birlikte çalışıyor. O tanıştırdı bizi. Daha sonra kız kardeşi var Sevinç Hanım'ın, evli. Onların evinde biz Sevinç Hanım'la görüştük, tanıştık. Daha sonra birkaç defa dışarıya çıktık biz. Bu arada Sevinç Hanım'ın ailesi de tatil yapmak için köylerine gitmişler, anne babası. Bu bir ay falan sürdü tatilleri. Biz 2-3 günde bir böyle kız kardeşinin evinde, amcasının oğlu var evli. Onlar falan görüştük, yani onların evinde görüştük biz. Bayağı bir tanışmış olduk. Daha sonra ailesi gelmiş köyden. Sevinç Hanım'a ben konuyu açtım, yani niyetimin ciddi olduğunu.
onu beğendiğim, yani evlenmek istediğim, açtım konuyu. O da ailesine, ilk önce annesine anlatmış. Ailesi de uygun buldu. Gittik biz annemle istemeye falan diye. Onlar da, ailesi de çok iyi insanlar, sağ olsunlar, sizden iyi olmasınlar. İyi karşıladılar bizi. Verdiler kızı. Yani istedik biz. Bayağı oldu. Evlenme o durumu oldu mu? Yok, nişan yani şey oldu. Hı. Nişan söz bir arada oldu yani. Yaptık biz. Sonra biz Sevinç Hanım'la ev aramaya başladık. Ev aramaya başladık. Benim aynı oturduğum apartmanda bir daire boşaldı. Yani ev sahibimiz aynı bizim. O da boşalan daireyle. Sevinç Hanım, ben ailesinin izin alarak getirdim, gösterdim daireyi. Dedi ki Sevinç Hanım, ailenle birlikte olduğu için, yani annem üst katta oturacağı için istemedi, kabul etmedi. Dedi ki ne kendi aileme yakın olsun, ne sizin aileniz, senin ailene yakın olsun, istemedi. Evi beğendiremiyorsunuz. Evet. Daha sonra bir arkadaşımızın evi vardı. Onu da oraya da götürdüm. O da dedi işte kalebodru, mutfağının kalebodru niye tavana kadar değilmiş? Efendime söyleyeyim, bir de eşya konusu var. Benden, kalebodru tavana kadar olmaz ki zaten. Hayır, yani şey, fayanslar, mutfağın fayansları niye yarım yapılmış? Banyo öyledir niye oğlum o işler. Banyosu niye yani küçükmüş? Yani zaten öyledir o işler. Evet, yani yarım yapılır, evet, öyle değil mi? Ben de Sevinç Hanım'a dedim ki yani biz evi satın alacak değiliz. Neticesinde kiracıyız. İleride durumumuz daha uygun olur. Daha iyi bir yere çıkarız. Yok, istemiyorum dedi. Ben de o zaman dedim ben seni eve bırakayım. Sen bugün düşün taşın. Yani kararını ver, ben yarın sana telefon açayım, yarın akşam. Yani çünkü Sevinç Hanım'a bir türlü hiçbir şey beğendiremedim. Ben nişandan sonra çok değişti. Kalebodur'dan mı ayrıldınız? Hayır canım. Yani sadece Kalebodur'dan değil yani. Ne bu ya peki? Niye şimdi, anlamadım. İşte dedim evi beğenmedi. Bir ev beğendiremediniz yani. Evet, evet. Bir de benden işte nişandan sonra dedi ki oturma grubu isterim. Efendim mesela yatak odası isterim, onu isterim, bunu isterim. Ben dedim ki kalitelidir, iyidir ama benim alacak durumum yok. Daha başka şeyler, yani daha uygununu alalım şimdilik dedim. Tamam. Bir de ihtiyacımız olacak kadarını alalım dedim. Her şey bir kere oluyor, baştan oluyor dedi bana. Ama nişandan önce bunları söylemiş olsaydı yani onun da alternatifini bulmaya çalışırdık belki. Peki. Evet. Sevinç Hanım'dan siz yani bu kalebodur ev falan bitti, öyle mi? Şimdi şöyle, şimdi ne, ben telefon açtım en son işte. Ne yapmaya karar verdin dedim. Dedi ki ben dedi o evi dedi eğer tutarsan dedi çok affedersin ananla sen oturursun dedi. Yani annen ne demedi, ananla deyince benim de zoruma gitti. Ya ana kötü bir şey değil. Hayır, ki. Hayır tamam da yani beni tersleyerek söyledi. Ondan sonra o zaman dedim yani senin demek ki geçinmeye gönlün yokmuş, ben onu anladım senin dedim. Ondan sonra o zaman bu iş biter. Ben dedim emanetlerini sana göndereceğim o zaman. Emanetler neler? Şimdi işte nişanda takılanlar. Ne onlar? Bilezik takmıştı annem. İşte o bana, ben ona yüzük almıştım. Onun bana aldıkları takım elbise vardı. Ayakkabı falan vardı yani. Onları ben kardeşimden gönderdim. Yani. O da benimkileri gönderdi. Gönderdi mi? Evet gönderdi. Hı. Ondan sonra yani bana ait neyi varsa o ben yani birbirimize gönderdik. Hiçbir emanetimiz kalmadı. Güzel. Ondan bir problem sonra, yok yani. Yok. Aradan 15-20 gün geçti işte bu olaydan. Dedesi vefat etti. Dedesi vefat edince ben başsağlığı diledim. Dilemek için açtım. Sevinç Hanım'la sadece başsağlığı olayını görüştük. Başka hiç görüşmedik. Fakat dedim ki belki dedim hani insandır, hata yapabilir. Belki çevresine uymuştur. Ben de onu unutamadım. Yani beğeniyordum Sevinç Hanım'ı. O yüzden dedim ki belki yani film gibini arayayım. Belki gelir, katılır, barışırız falan dedim yani. Bu geç görüşmediğiniz süre içinde o oturmuştur. Elini başının arasına almıştır. Şöyle bir, pardon, başını elinin arasına almıştır değil mi? Şöyle oturmuştur. Evet. Erkan mı, Kalebodur mu demiştir. Evet. Erkan demişse belki de umut var demektir. Bir Erkan, biz gittik mi hanımefendiye? Bir seyredebilir miyiz Sevinç Hanım'ı? Efendim, şu an Bahçeli Evler'deyiz. Bize başvuruda bulunan Erkan Çabuk Keser, 3 aydır ayrı olduğu nişanlısı Sevinç Baytok'la tekrar bir araya gelmek istiyor. Biz şu an Sevinç Hanım'ın iş adresinin önündeyiz. Birazdan kendisine mesajını izleteceğiz. Merhaba. İyi günler. Sevinç Hanım burada mı acaba? Sevinç Baytok. Evet. Evet.
Efendim, buyurun. Sevinç Hanım'ı arıyoruz biz. Sevinç Hanım. Merhaba. Merhaba, Film Gibi programından geliyoruz. Bir mesajınız var. Sevinç Hanım kimden geldiğini tahmin ediyor musunuz? Hayır. İzleyelim mi? İzleyelim. Sevinç'im, seni çok seviyorum. Aramızda geçenlerden dolayı senden özür diliyorum. Senin gelmeni bekliyorum. Gelecek mi sence? Bilemiyorum. Ne yapalım? Kapıyı açalım. Niye bize başvurduğunuzda kendiniz gidip görmediniz? Şimdi belki bu olaylardan sonra, yani olay dediğim bu telefon konuşmasından sonra bana inanmayabilir dedim. Yani beni sevdiğini belki inanmıyor olabilir dedim. En son birkaç gün önce ben teyzesinle görüştüm. Sevinç Hanım benimle birlikte çalıştığı için. Sevinç Hanım biraz üzülüyor senden ayrıldığına, bir de dedesinin de vefatından dolayı deyince. Ben de dedim ki demek ki yani unutmamış beni. Ben de onu unutmadığım için bir başvurayım, bir şansımı deneyeyim dedim. Sevinç Hanım daha önce evlendi mi? Bir evlilik geçirmiş kısa bir süre. Anlaşamamış eşiyle ayrılmış. Sevinç Hanım sizi seviyorsa bence gelecek. Sizi baş başa bırakayım mı? Bazen laf biter. Peki, buyurun efendim. Baş başa bırakıyorum. Buyurun. En hoşlanmadığım andayım. Elvan gel yanıma gel. Bazı bilgiler var mı? Nedir? Çocuğun gözlerine baka baka. Hanımefendi gelmiyor. Sevinç Hanım gelmedi. Niye gelmiyormuş? Sevinç Hanım, sizinle nişanlandıktan sonra halen eski eşini sevdiğini anlamış. Ve size sevgisi olmadığını söyledi. Ben zannetmiyorum ama. Ağır konuştun yani. Elvan.
Yani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bana söyleyebilirdi diye düşündü. Yani bunu sana söylemeyip de Elvan'a niye söylüyor Sayda? Sizi üzmek istemedi sanıyorum. Bilemiyorum yani. Öyle bir insan değildi çünkü. Yani bana söylerdi her şeyi açık açık. Ben zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Ben de zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa bence delikanlıya söylemesi daha doğru olur. Ben inanmıyorum yani böyle bir şey olur. Söylediği cümle şuydu. Nişanlandığım gün zaten pişman olmuştum. Evet. Ama o gün söylemem yanlış olurdu. Bir süre devam ettim. Ben nişanlandığım gün zaten pişmandım dedi. Ha, kale budur bahane yani. Bir kale budur lafıdır gidiyor. Ev beğenmedim bilmem ne. Yani bu çocuk böyle şey yap, mermerden ev yapsa gene beğenmeyecek. Ben biraz ondan şüphelenmiştim. Gel yavrum, gel biz gittik, içimiz kafa çekelim. Biz gidiyoruz. Duydunuz mu? Ben çeşitli taciz olayları duydum. Yani ailelerimiz, evlerimizde. Fakat ben hiç kayınpeder gelinle tacizi duymamıştım. Siz duydunuz mu? Siz vallahi iyi duyuyorsunuz. Bayağı sizin kulak kesik. Fena değil. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Yani kayınpeder artık yani ulan oğlunun yani babasını yani. Olay enteresan. Şimdi bilmiyoruz. Bakın bizim programımızın en önemli tarafı şu. Biz insanları birbirleriyle dövüştürtmüyoruz. Bizim programımızda bu dövüş anı yok. Mutluluk anı var. Yani onların buluşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Programımızın diğer itiraf veya buna benzer programlar var ya hani bir araya getirip dövüştürtüyorlar insanları. Biz öyle bir program yapmıyoruz. Yani size de teşekkür ederim. Öyle bir programı desteklemediğiniz, mutluluğu desteklediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi bugün bir aranızda bir alkışçılar var. İyi, beğendim. Fena değil yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Şimdi efendim Zuhal getirsin bakalım hikaye neymiş beraberce bir dinleyelim. Alkışlarsınız Zuhal. Nasıl keyfiniz? İyiyiz Gülşinem Bey. Dertler var mı? Çok dertler. Çok dert bitmez hadi. Dert böyle büyük mü dertler, küçük mü? Nasıl? Büyük. Büyük mü? Aman aman. Aslanız, yaslanın arkanıza. Şimdi efendim bu kayınpeder taciz meselesi nedir? Yani bu böyle bir şey oldu mu? Oldu da burada onu... Konuşmuyoruz. Konu. Böyle tebrik ederim. Alkışlıyorum. Bakın... Bizim programımızda böyle bir şeyi siz anlatmazsanız biz de size sormuyoruz. Bunu geçiyoruz. Tamam. Hemen geçiyoruz. Peki efendim siz oğlunuzdan yıllardır ayrısınız. Evet. Kaç senedir? 28 senedir. 28 senedir oğlunu görmeyen bir annenin neden 28 sene oğlunu görmediğini merak ediyor musunuz efendim? Ben ediyorum. 28 yıl boyunca görmediniz. Şimdi Sinan Bey. Dinliyorum efendim. Ben 13 yaşında evlilik yaptım. Babam götürdü, bunlara beni verdi. Ondan sonra 14 yaşında anne oldum. Anne olduğumda o kalabalık aileydi. Biz fakirdik. Onlar beni hor gördü, istemediler. Bu aile sorununda bu olaylar yaşadığı için bir ayrıldım, 3 sene bekledim. Tekrar kendim gittim. Ayağımla kendim gittim. Bir sene daha durdum. Onlar getirdiler beni Bursa'da. Almanya'dan geldik, Bursa'da bıraktılar, gittiler. Ben eşime dedim, ayrıldım eşime dedim. Bak ben 4 senedir bekliyorum. Beni perişan etme. Yani iki tane yüz görmeyeyim. O dedi, ben babamı tercih ediyorum, seni tercih etmiyorum dedi. Öyleliğiyle ayrıldık. O çocuğu elimden aldılar, gittiler. Şimdi ise de 28 senedir görmüyorum. O çocuğu elinden aldıkları gün... Hı. Nasıl bir gündü? Neydi o gün? Neredeydiniz o zaman? Bursa'da piknik yerindeydik böyle. İzine gelmiştik.
Dedi sen istemiyorum dedi. Ben babam istiyorum. Sen istemiyorum dedi. Çocuk? Hayır. Eşim. Eşiniz. Çocuk 3 yaşındaydı o zaman. 3,5 yaşındaydı. Çocuk nasıl anne sizi bırakabiliyor? Bıraktığını biliyor mu daha doğrusu? Bıraktığını bilmiyorum. O şimdi bilmiyorum. Peki siz o piknik yerinden ayrılıp gittiniz. Nereye evet. gidiyorsunuz? Ondan sonra ben oradan bindim İzmir'e geldim. Annem babam İzmir'deydi. Bir sene daha bekledim. 3 sene bekledim. 1 sene daha bekledim. 4 sene oldu. Gelmedi istemiyorum seni dedim. Tabii ondan sonra ben de evlilik yaptım. 28 yıl mı geçti? 28 yaşında şimdi. 28 yaşına devroldu. Ben daha önce arardım onu. Bana dediler senin çocuğunu halasının üstüne geçirdiler. Kayıtı yok dediler. Ben tabii babam kalabalık aileydik. Maddi durumumuz iyi değildi. Aramadık. Babam aratmadı. Babam ashabıydı. Aratmadığı için ben de tabii o zaman babaya anneye karşı gelmek yoktu. Saygı vardı. Öylelikle ayrıldık. Peki efendim. Oğul, evlat hiç mi görmediniz 25 sene boyunca? Hiç görmedim. Nasıl bir acıdır, kim bilir nasıl bir acıdır? Hep düşündünüz mü? 28 senedir her gün ağladım. Bunu ben duyalı daha yani 6 ay olmadı. Ablamın dünürleri vardı. Onlar geldi, söyledi bana. Ondan sonra aramaya başladım. Bir arkadaşım vardı dedi, ağlama madem demiyorsun dedi. Sinan Bey'e telefon çekti de o seni kavuşturur dedi. Ondan sonra sizi aradım. Teşekkür ederim, sağ olun. Her gün üzüldüm. Bir gün kalbimden söküp atmadım onu zaten. Bir gün gelir görür beni diye her gün hissettim. Gece olsun, gündüz olsun. İyi bir telefon falan edemediniz mi? Bir görüşmek Hayır, için. Hiç etmedim. Babam ettirmedi işte rahmetli, o da vefat etti üstüne işte, ettirmedi. O niye ettirmiyor telefon? Şimdi bilmiyorum, o zaman cahildik. Böyle aklım olsaydı aramaz mıydım Sinan Bey? Sizin babanız niye karşı ki çocuğunuzu görmenize? Zaten annemle babam ayırdı beni. Niye? Şimdi oradan kız istediler, onlara da kızı vermediler. Yani çok derin hikaye Sinan Bey. Derin hikayenin yani ben basit nedenini anlamaya çalışıyorum. Basit nedeni işte Almanyalı bir çıkarı vardı, verdi. Başka ne için verecek Sinan Bey? Şimdi olay olsaydı her yere başvururdum. Yoksulluk vardı, fakir idim. 8 kardeşlik, onun yüzünden aramadı. Ben de merak ettim 28 yaşında. Annesini kaç sene sonra ilk defa görecek? 25. Bu film gibi ne acayip bir program değil mi? Düşün şimdi 25 sene sonra film gibi diye bir program var. Orada görüyorsun evladını. Evli mi şimdi? Nasıl? Durumu nasıl? Bilmiyorum. Siz sonra evlendiniz. Evlendim. Oradan çocuk var mı? Var. 2 tane oğlum var. 1 tane kızım var. 2 oğlan 1 kız. Aha. Ne yapalım? Çağıralım gelsin mi? Ben aradan çekiliyorum. Ben sizi baş başa bırakıyorum. Evet sayın seyirciler, şimdi yıllar sonra, 25 sene sonra bir anneyi ve bir oğlu huzurlarınızda buluşturuyoruz. Bu anı seyretmek için hazırsanız sizi baş başa bırakıyorum. Şu kapıya bakın efendim.
Gel annenin yanından ayrılma, gel bir daha, bir daha bulamazsın. Zaten 25 sene. Canım annem. Zaten 25 sene bırakmışsın. Nasılsınız? Ben gideyim istiyorsanız. Ben o kadar. Hayır, hayır. Oturayım mı? Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Sizler olmasanız bizler. Vallahi ben de artık inanmaya başladım. Yani ben olmasam bunların buluşacağı yok. Sevinç gözyaşları da başka oluyor. Nasıl keyifler? Çok iyi, sağ olun. Çocuk var mı? Var, iki tane oluyor. Onları getirdin mi? Yok, onlar evde kaldı. Ama artık torun sahibi olduğunu bilsin. Evet. Biliyor muydunuz? 6 aydır biliyorum. Değil şimdi mi? Çocuklara sen... da görecek, gösterecek misiniz? Çocuklarım zaman gelmediler. Anneciğim benim canım var. Sarıl 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 tam çok. Sarıl sarıl bırakma. 20 senenin acısı öyle 2 dakikada çıkmaz. Ya ben annem olduğunu düşüneceğim 28 senedir. Ya bu kadının hali müsait değildir. Ben şunu bir gideyim göreyim falan olmadı mı? Ben ufak yine annemle babam ayrılmış. Ben dedemlerde büyüdüm. Ve bu dedemlerde büyüdüm. Aile içinde bu sorunlar hiçbir zaman yani anlatılmadı, konuşulmadı. Ve ben de çekindiğimden nenemlere hiçbir zaman, dedemlere sormadım. Annem nerede? Ne yapıyor? Yaşıyor mu diye hiçbir zaman sormadım. Sormak yani suç mu olurdu, ayıp mı olurdu? O kadar mı ağır bir durum vardı evde? Aile sorunlarından... O yüzden yani durumlar bunu gösteriyor. Ama şükür kavuşturana annemi tanıdım, gördüm. Sinan Bey'e çok teşekkür ederim. Bu programı yönetenlerin hepsine çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizlerin sayesi olmasın. Artık... Zuhal, Elvan gelin bakayım ya. Gel gel. Güzel resim var burada. Bu resmi beraber Polat kutlayalım. Polat resmin kırıldı. Nerede Elvan? Gelsin. Annem benim canım anam. Bir daha bırakmayayım beni. Bak ne güzel resim. Çok güzel. Bu programın en hoşuma giden tarafı budur. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Sizi buradan yolcu ederken diyorum ki bir daha hiçbir zaman ayrılmayın. İnşallah. Değil mi efendim? Bana da söz ver delikanlı. Anamı bırakmam diyeceksin. Söz veriyorum. Bir alkışlayalım. Efendim ben babaların kızlarına küsmesini hiçbir zaman anlamadım. Diyeceksiniz ki niye anlamıyorsun? Tabii ki anlıyorum. Bir insanın kendi kızına küsmesini
Anlıyorum çünkü çok sevmiştir. Çok sevince insan kırılıyor. Onu anlıyorum. Fakat bu kırgınlığın kızı hiçbir zaman görmemeye dönüşmesini anlamıyorum. Bir insan kızını kaç sene görmeyebilir, kaç ay görmeyebilir, kaç saat dayanabilir kendi evladından uzak durmaya? Bu nasıl bir öfkedir ki kendi evladını görmemeyi göze alıp, yastıklara sarılıp, geceleri uyumayıp, kendi gururunu alt edemeyip gidip de evladına sarılmıyorsun? Bu nasıl bir duygudur ki kendi evladına 10 sene boyunca gidip demiyorsun ki evladım ben seni çok özledim, evet sana çok kırgınım. Ama dayanamadım, kapına geldim, seni özledim, seni öpmeye, kucaklamaya geldim. Nasıl diyemiyorsun? Şimdi 10 yıl boyunca kendi kızını görmemiş bir babayı Zuhal getirecek bir alkışlayalım efendim. Kendi babasını yıllardır görmemiş bir kızı Zuhal getirecek diyecektim. Kendi kızını uzun zamandır görmemiş baba dedim. Beni bağışlayın efendim. Önemli değil. Sunucu olmadığımız için böyle hatalı konuşuyoruz, kusura bakmayın. Önemli değil. Sizin yanınızda. Babanızı görmüyorsunuz. 10 sene mi oldu? Evet, 10 sene oldu. Hangi olaydan dolayı babanız kızdı size? Kaçtığım için. Kaçarak evlendim. 10 senedir o yüzden affetmedi. Affetmiyor ve acı çekiyor. Evet. Siz de en az onun kadar üzgünsünüz. Evet. Peki girip de kapısında affet baba dediniz mi? Yüz yüze diyemedim. Sadece akrabalar aracılığıyla. İşte akrabalarım uğraştı barıştırmak için. Kabul etmedi kendisi. En siz sonra... belki gitseydiniz eder miydi? Zannetmiyorum. Çok inatçı. Siz neden gitmediniz kendiniz bir çiçek alıp? Bilmiyorum, cesaret edemedim. Çocuğunuz var mı? İki tane. Torunlarını da alsanız, adama gitseniz, kapıyı çalsanız. Bir torunu zaten tanıyor onu. Birini tanımıyor. O torunu nasıl tanıyor? Onu ablamız sayesinde, büyük ablamız sayesinde 4 senedir ablam barıştırdı. İşte... Ben gidiyordum, öbür torunların yanına giderken benim oğlum, anne ben niye gitmiyorum, ben de gideceğim, ben kızardım, gel oğlum buraya. Ablam işte aldı, kucakladı, dedi baba ne istiyorsun sen, bari dedi torununu affet. Yani kızınla konuşmuyorsan konuşma, yani şu küçücük yavruya kıyma dedi. Öyle barıştırdı, işte 4 sene önce, 4 senedir büyük oğlumla görüşüyor. Kendisi işte bazen... Kız kardeşlerimi gönderip aldırtıyor. Bayağı bir kalıyor. Bir küçüğü hafta. Aldırtmıyor. Yok, küçüğü hiç görmedi. Küçük kaç yaşında? 2,5 yaşında. Enteresan, yani yanaşma var. Babadan size doğru bir yanaşma var. Yani torununu kabul eden... Birini kabul etmiyor. Birini istemedi. Küçüğü. Küçüğü istemedi. Küçüğünü hiç görmedi. Hiç telefon falan etmediniz mi? Yok, etmedim. Cesaret edemedim. Belki cesaret etseniz baba... Bilmiyorum. Belki öyle daha çok acı çekerim diye düşündüğümden. Cesaret edemedim yani. Ya baba, ben acayip özledim baba ya. Acayip özledim. Seni görmezsem dayanamıyorum. Ya bir göreyim baba falan deseniz yani. Adam bilmiyorum. Hayır demez ki. Bilmiyorum. Cesaret edemedim yani. 2 sene önce amcam araya girdi. Amcamla 2 senedir görüşmüyor, konuşmuyorlar benim yüzümden. Niye i̇şte, araya girdi diye? İşte kızınla barış, niye barışmıyorsun? İşte barışmazsan senin evine gelmem, seninle konuşmam. O arada işte telefonda babam fenalaşıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Tansiyondan. 1 ay hastanede yattı. O da çok bizi üzdü. Ya o yönlerinden fazla yanaşamadık yani. Siz babanızla bir kere karşılaşmışsınız. 6 sene önce. Nerede? Büyük ablamın evinde. Ben ablamdaydım. O da habersiz çıkıp geliyor.
Kapıyı da tesadüf ben açıyorum. Of. Karşımda babam. Yani o fırsatı değerlendiremedim yani. Kaçırdım. Kaçtım yani önünden. O keşke görünce ne yaptı sizi? Ah ah ah. Hiçbir şey. Çekildim yani. Kendi hemen gitti zaten, durmadı fazla. Yani yüz yüze gelişimiz 10 senede bir kere. 6 sene oldu. Kapıda öyle kaldı mı o? Evet, öyle kaldı. İçeri de girmedi. Ben çekildim gittim. Ablam geçti kapıya. Şimdi hala kocanızla kırgın mı? Evet. Onunla da konuşmuyor. Of, Allah Allah. Niye kaçtınız efendim? Babanız vermedi mi? Vermedi. Vermediği için. Kaçtım. Büyük konuşmamak lazım. Şimdi... Ya kızınızın mutluluğu aslında sizin mutluluğunuz değil midir? Evet. Neden vermedi o zaman? Yani sizin mutlu olacağınızı biliyorsa neden vermedi? Akraba olduğumuz için. Ha, akraba evliliği. Evet, akraba olduğumuz için. Biraz haklı. Biraz haklı da şimdi o insanın kendi elinde olan bir şey değil. Ben de ondan da evvel, 10 sene evveli ben de karşıydım akraba evliliğine. Evlenenlere hatta kızardım. Ve başıma geldi yani. Bu kader mi diyelim bilmiyorum. İnsanın kaderinde varsa herhalde oluyor. Bilmiyorum. Akraba çocuklar sakat makat doğar ya. Akraba evli tabiat şimdi, istemez. Yani tabiata o karşı. O kadar akraba olmayan ailelerin çocuklarını görüyorum ben. Çok çeşitli hastalıklar var. Hatta geçen bir program olmuştu. Hani o ben bilmiyorum Allah vergisi diyorum. Öyle şeylere sizinkinin pek sağlığı şey yapmıyorum. Nasıl? Çok şükür. İkisi de sapasağlam. Yani öyle bir şeye ben inanmıyorum. Yani Allah vergisi diyorum. Olur mu inanmıyorum canım? Bilimsel bilmiyorum. Bir gerçek var ortada. Ya olabilir de. Ya bu sizin fikrinize bağlı bir şey değil. Yani bilmiyorum, siz ne Allah kadar itiraz edersiniz dedi. Bu koltuk. Ya bence koltuk öyle değil de. Diyemeyiz. Koltuk işte. Yani sakat doğuyor çocuklar. Akraba evliliklerinden çocuklar yapmayın. Ya gidip de abi bu adam mı bulamıyorsunuz anlamadım ben çoluğunuzu çocuk. Ya gidip de aileden niye evleniyorsunuz? Olmaz. Sakat doğuyor çocuklar. Tabiat istemiyor. Tabiat diyor ki, buna karşı çıkıyorum diyor. Tabiat, Allah, Kur'an-ı Kerim, her türlü şey de var bu. Yani kendi ailenizden evlenmeyin diyor yani. Niye diyor? Bir bildiği var tabiatın. Tabiatla uğraşılmaz ki tabiat döner bir çakar, çocuk sakat çıkar. Tabii. Öyledir yani. Tabiatla uğraşılmaz. Gidip burunlarını yaptırıyorlar mankenler. Burun düşüyor, böyle oluyor. Niye? Tabiat dönüp çakıyor. Oynama diyor burnunla. Yanlış mı konuştum? Belki de biz şanslıyız bu konuda herhalde. Tabiat orada size biraz bir şans vermiş. Yani belki de biz şanslıyız. Akrabalık dereceniz ne efendim? Amcamın oğlu. O bayağı yakın. Evet. Babanızla amcanız görüşüyor mu efendim? Amcam vefat etti. Eşimin babası vefat etti. Biz gittik mi? Merhabalar efendim. Şu an Sarıyer'deyiz. Bize başvuruda bulunan Zeynep Erdem'in 10 yıldır görmediği babası Mustafa Erdem Bey'in evinin önündeyiz. Birazdan Mustafa Bey'in kapısını çalıp çiçeklerini kendisine vereceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mustafa Bey'i arıyoruz biz. Evet. Efendim bu çiçekler sizin için.
Buyurun. Sinan Çetin'e film gibi programından geliyorum ben. Hoş geldiniz. Bu çiçekleri sizi seven biri gönderdi. Tahmin ediyor musunuz efendim? Evet. Sizin önemli şunlardır. Gerçek bir baba. Yüzüne bakınca 10 yıllık üzüntüsünü görüyorsunuz. Bu insana gidip kapısını çalıp da özür dilediniz dediğim andan itibaren, dediğiniz andan itibaren hayır demesi mümkün değil. Görüyorum yani yüzünde var o. Çok çöktü babam. Kaç yaşında şu anda? 56 herhalde. Şimdi İlaçlarla falan bu hale geldi. İlaçlarla? Evet. Ne ilacı? Tedavi gördü. Aylarca hastanede yattı. Bayağı zayıftı. Damar ameliyatı geçirdi. Bacağından ameliyat oldu. Ne zaman oldu bunda? Platin takıldı. İşte 2 sene içinde. Oldu hepsi. 50'den sonra yokuş aşağı. Bunu da bileceksiniz. 50'den sonra yokuş aşağı. Kadınlar iyi duruyor gene. Kadınlara Allah bir torpil geçmiş. Her doğan çocuk kadını yeni bir vücut demektir. Biz öyle duruyoruz, onlar doğuruyor doğuruyor yenileniyor. Biz öyle. Efendim şimdi karşınızda kapıyı açtığımız zaman babanızla sizi karşı karşıya getireceğiz. Umuyorum yıllar sonra birlikte olacaksınız. Bence kapıdan... Onu gördüğünüz zaman sarılmakta tereddüt etmeyin. Çünkü o da sizi çok özlemiştir. Onun için geliyordur. Hadi bakalım. Oturun, oturun, oturun. Oradan gelecek. Thank you.
Tamam. Tamam. Kim bu? Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Oturun, rahatsız olmayın. Ben bunu sizin kucağınıza veriyorum. Torun. Ne bunun adı? Alperen. Biliyor musunuz? Küçüğü bu işte. Büyüğünü biliyorum. Gel, gidiyorum. Bu kızı kucağınızı özlemiştir, bu kucuğu kucağınızı. İnsanı kan çeker derler. Dede Alperen. Dede bak. Dede bak dede. Diyordum ya dede. Dedeye götüreceğim bak. Dede. Dede işte. Dede, dede oğlum. Öp bir dede. Oh. Öp dede. Dedeyi. Öp oğlum. Size çok teşekkür ederim şimdi. Ben size teşekkür ederim. Şeref verdiniz bizim için. Sağ, sağ olun. Teşekkür. Buraya kadar yani, buldunuz. Abilerim dahi girdi araya. Yok demiştim. Madem gidelim Sinan Bey göndermiş buraya kadar. Bu kadar zahmet sağ etmiş. Kabul ettim geldim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bize şeref evet, verdiniz. Bizi sağ olun, onurlandırdınız. Sizin için de bu güzel bir an olsun. Bir an oldu benim için. Bundan sonra da güzel bir an olsun. İnşallah. Yaşamınızın bundan sonrasını acısız yaşayın. Cümle alem yaşasın. Olan olmuş, biten evet. Bitmiş, yaşanan evet. Yaşanmış. Evet. Bundan sonra bari bunun tadını çıkarın. İnşallah. Kaderle dövüşülmez efendim. Sonunda sizin torunlarınız bunlar. Öyle. Çocuklarınız var. Evet. Bana bir evlat. O daha tatlıdır. Evlatın daha tatlıdır. İşte bunun büyüğü var. İleri gelir. Yani bir dedeyle torun değil de. Arkadaş gibiyiz onlar. Ne güzel. Bugünün tadını çıkardım. Sağ ol, Allah razı olsun. Size bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir gün, iki tane yarından daha değerlidir. Evet. Suha gel bizi yolcu et. Çok çok mutlu oldum geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ben de çok, çok memnun çok oldum. Çok şeref duydum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Al torunu sen. Benim bir program daha burada sona erdi. Sizi acılarınızla ve mutluluklarınızla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Baba. Efendim maalesef bir film gibi programının daha sonuna geldik. Bizlere 24 saat boyunca ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0212 324 5594, 0212 324 5595, 0212 324 5596 ve 0212 324 5597. Haftaya yepyeni hikayelerle buluşmak üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.
Efendim, şimdi bir problem vakka geliyor. Vakkanın içerisinde hepimizin kendimize ait bir sürü detay var yakalayacağımız. İyi seyredin. Bakın iyi seyredin. Herkese bir ders var. Sinirliye var, sinirsize var. Bir alkışlayalım, Elvan getirsin. Evet. Sizde sinir minir sıfır. Var mı sinir? Yok. Hiç. Dert nedir, problem nedir? Ben yurtta yetiştirme yurdunda büyüdüm. Hı. Annem beni 2 sene sonra ölmüş. Yani küçükken. Beni doğduktan sonra 2 sene sonra ölmüş. Beni analım vermiş. Tekrar evlenmiş babam. Analım vermiş, babam vermiş yani yuvaya. Yetiştirme yurdu. Yuva, yurt değil, ondan sonra yetiştirme yurduna mı kaldı? Yetiştirme yurduna. 16 yaşına kadar yetiştirme yurdunda büyüdüm. 16 yaşında benim babam yetiştirme yurdundan çıkartıyor. Ne yapıyor? Yani benim sırtımdan geçinmek için beni yurttan çıkartıyor. Mahkeme kararıyla çıkartıyor. Allah Allah. Ne yapıyor? Alıp yanında mı çalıştırıyor? Evet. Yanında çalıştırıyor. Allah Allah. Sonra 94'te kendisi ölüyor. Bana da bakmıyor. Ben de tekrar yurda gidiyorum. Ne iş yapıyordu babanız? Babam iş yapmıyordu. Çalışmıyordu. Ben çocuğuma bakabilirim, zenginim dedi. Beni yurttan çıkardı. Allah Allah. Oradaki pensiyonerdeki müdürleri de kandırdı. Yani ben bakabilirim dedi. Siz babanızın yanında ne iş yaptınız? Babamın yanında kaynakçı olarak. Esas mesleğim benim kaynakçı. Yetiştirme yurdunda okumayanlar devlet iş sahibi yapıyor. Marangoz, kundura, kaynakçı, meslek sahibi yapıyor. Çeşitli mesleklerde. Siz ne yaptın? Kaynakçıydım ben. Babanız ne iş yapıyordu? Çalışmıyordu. Boş geziyordu. Ha, siz kaynakçı dükkanı mı açtınız babanızın yanında? Yok, açmadım. Siz başka bir kaynakçının yanına girdiniz. Çalıştınız. Sizin haçlınızı mı o el koydu? Evet. Kaç sene? Sene olmadı. Beni çıkardıktan sonra 2-3 ay böyle bu şekilde devam etti. Benden baktım, benden faydalanıyor. Hı. Ben de evden kovdular. Yani evlendi ya annem, babam yeniden evlendiği için 4 tane çocuğu oldu var. Hı hı. Analıktan yani ilk evlendi. Anladım. Siz evden ayrılmak zorunda mı kaldınız? Tekrar yurda döndünüz. Yurda döndüm. Yurt da kabul etmedi. Sen dedi artık yurt çocuğu değilsin. Yurt kabul etmeyince Antalya, İzmir dolaşmaya başladım. Şu anda buraya niye geldiniz? Şu anda 3 tane abim var, 1 tane de ablam var. Ben ablamı buldum. Hı hı. Öbür abilerimi bulamadım yani. O yüzden size film gibi başvurdum. Sağ olun. Biz onlara gittik mi? Bir görebilir miyiz? Şu an Kayseri'deyiz. Bize başvuruda bulunan Erol Ünal 29 yıldır yani hiç görmediği abileri İbrahim ve Mehmet Taşkın'ı arıyor. Biz öncelikle İbrahim Bey'in yaşadığı eve doğru gidiyoruz. Bakalım kendisini evinde bulabilecek miyiz? Merhaba.
Açar mısınız? Buyurun. Annen evde mi canım? Yok, evde değil. Peki İbrahim Bey burada mı oturuyor? Oturuyor ya. Evdeyse çağırabilir misin? Evde değil, babam işe gitmişti. Ha, baban mı senin İbrahim Bey? Kızımsın sen. İsmin nedir? Rukiye. Rukiye. Merhaba, İbrahim Bey'i arıyoruz biz. Nasıl? Eşi misiniz? Yok, kızıyım da şu an annem yapıyoruz. Ha, ne zaman gelir peki İbrahim Bey? Akşam İbrahim Bey işte. Yakın mı iş yeri buraya? Bugün günlerden ne? Cuma mı? Bugün Cuma, evet. Hürriyet pazarında. Ha, şöyle bir gelebilir misiniz? Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Yok yok, önemli değil canım. Nereden? Eyvallah. Film gibi programından geliyoruz da biz. Bize tarif edebilir misiniz iş yerini? Pazarcı. Pazarcı yani, kardeşim götürebilir. Gördün mü baban? Nerede? Baba. Hani? Baba. İbrahim Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Film gibi programdan geliyoruz kanalda. Nasılsınız? Evinizde bulamadık sizi. Rukiye size getirdi bizi. Çiçek getirmiştik biz size. Kimden gelmiş olabilir? Bir fikriniz var mı? Ankara'da kardeşim. Erol Bey'i mi kastettiniz? Evet, buyurun. Gördünüz işte. Evet, İbrahim Bey. Bu sizin abiniz. Hı. İlk defa mı görüyorsunuz? Evet. İnsan kendi kardeşini ilk defa görünce böyle mi oluyor? Ne hissediyorsunuz? Yani içim bir tuhaf abi, yani biraz sevgi doğdu yani içime. Yani önceler yoktu ama abimi görünce yani biraz elim ayağım titremeye başladı yani. Şimdi öbür kardeşlerinizle de görüştüreyim ben sizi. Mehmet'le görüştük biz. Öbür kardeşini de görmek ister misin? İsterim, hepsini isterim. Geç bakayım. Şu an Mehmet yeni iş yerinin önüne doğru ilerliyoruz. Bakalım bizi görünce kendisi nasıl bir tepki verecek. İyi günler, kolay gelsin. Hoş geldin. Mehmet Bey'i arıyoruz, Mehmet Taşkın. Mehmet? Taşkın. Taşkın. Yan tarafta var ya bir tane. Yan tarafta mı? Yok, orada İbrahim diye birisi var. Mehmet diye birisi. Numarası var, şey iş yapıyoruz. Bir de buraya soralım o zaman. İyi günler. Kolay gelsin. Mehmet Bey'i arıyoruz. Burada mı çalışıyor? Mehmet Taşkın burada mı çalışıyor? Siz misiniz? Şöyle alabilir miyiz sizi? Mehmet Bey merhabalar. Evet. Kolay gelsin. Biz Kanal D Film gibi programından geliyoruz. Çiçek getirmiştik size. Kimden geldiği hakkında bir fikriniz var mı? Evet. Kimden olabilir? Kardeşimden. Erol Bey'den yani. Evet. O sizi tanıyor. Dayıma gittim. Dayım diyor ki biz seni öldü biliyorduk diyor. Allah Allah. İki, 29 senedir görmüyorum dayım benim.
biz seni öldü biliyorduk diyor. Yani bunlara da ablam söylemiştir. Üvey ablam söylemişti. Şengül. Bu ne hikayeler o yüzden ya. Tanıyordur. Anlatmıştır bunlar. Hadi şimdi kardeşleri çağıralım. Hadi bakalım. Kardeşler geliyor, bakıyoruz. Buyurun. Gördük, daha iyi olduk. Siz gelmeyince ben gelmek zorunda kaldım. Hı. Siz aramayınca. Her şey imkanla, imkana bağlı. İşte imkanlar elverişli olmayınca elinden bir şey gelmiyor. Mesela ben burada da ablam var yıllardır ama göremedik. İmkansızlık. Bacımın, bibimin uşakları var. Göremiyor. Hep fakirlikten, şeylikten geliyor. Yok muydu? Gözü kör olsun. Amcam uşaklarını, malımızı, mülkümüzü yediler, içtiler, üzerine zimbetlediler. Onun için elimizde bir şey kalmayınca kendimizi geçindirecek kadar ancak ayakta duruyoruz yani. Görünürler ki bütün akrabaları ziyaret etmek, görmek ister elbette. İstemez mi? Ama imkanı olmayınca gidemiyorsun. Hocam bu ne sohbet ya? Sinan hoş geldiniz. Bey. Nasılsınız? Ne güzelsin. Otur otur. Bu, bak işte senin bu, birader burada. Bu hizmeti bize tanıdığınız için, böyle bir imkanı yayınladığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Biz Allah de razı olsun. Siz geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Bir alkış yayılıyor dedim. Evet. Bir dakika dur. Böyle hemen gitmeyin. Diğer kardeşler nerede diyorsun? Şimdi kardeşimin biri köyde. Biri bazı aile huzursuzluktan dolayısa ya, huzursuzluk ya artık bir huzursuzluk duymayalım ya. Evet. Burada bak ne güzel bir durum içindeyiz. Peki sen şimdi alıyorsun kardeşini, diğer kardeşlerine götürüyorsun. Söz. Söz. Bir alkış. Hadi bakalım. Buyurun.